Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresindeyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Hemen sormak isterim. Ekim ayının ilk haftasında piyasaları neler bekliyor? Evet, doların yine uluslararası piyasalarda değer kazandığı bir aya girdik. Dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda da satışlar var, değer kayıpları var. Önümüzdeki iki hafta boyunca doların yine uluslararası piyasalarda değerinin arttığı bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Merkez Bankası'nın iki faiz kararı var yıl sonuna kadar. Bu iki faiz kararından birisinde 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı güçlendi. Dolayısıyla bu faiz artırım kapıları açık kaldığı için dolar endeksinde de yükselişler var. Muhtemelen yine bu ay dolar endeksinde 106 seviyesinin üzerinde 108 ve 110 seviyeleri var yıl sonuna kadar. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışını sürdürecek gibi duruyor. O yüzden Fed'in faiz kararı işte euro, sterlin, altın, gümüş gibi diğer enstrümanları olumsuz yönde etkiliyor. Yine dolar tarafındaki değer artışları hem yurt dışında hem yurt içinde devam edecek. Özellikle bu ayı, Ekim ayını ikiye ayırmak gerekiyor. İlk 15 gün biraz daha dolardan yana ama diğer 15 gün dolar karşısındaki varlıktan yana bir süreç olabilir. Tabii bu 15 günlük süreç içerisinde dalgalı bir piyasa bizi bekliyor olacak. Belirsizlerin biraz daha arttığı bir piyasa bizi bekliyor olacak. Ekim ayında genel itibariyle yatırımcıların biraz daha varlıklarını dikkatli bir şekilde koruyabilmesi gerekiyor. Özellikle ayın ikinci haftasında yani 15 Ekim'den sonra borsa yatırımcısı oldukça dikkat etmeli. Bu kadar agresif yükselişlerden sonra mutlaka teknik olarak satışlar gelecektir. Ekim ayının ikinci haftasından sonra borsa tarafında düşüşler bekliyorum. Özellikle bu düşüşlerle birlikte borsa yatırımcısı bu kısa vadeli satışlara karşı biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü orta ve uzun vadede borsa yatırımcısı yine kazanmaya devam edecek. Ancak kısa vadede mutlaka bir satışın gelmesi gerekiyor teknik anlamda. Ekim'in ilk yarısında borsa yatırımcısının biraz daha varlıklarını dikkatli koruması gerekiyor. Yine Ekim ayının son haftasında turizm gelirini artıracak sürpriz şeyler de olabilir, olaylar da yaşanabilir. Özellikle bu yıl turizm sektöründe döviz gelirisi tarafında veya turist sayısında çok agresif bir yükseliş göremedik maalesef. Beklentilerin altında kaldı. Evet. Ama Ekim ayının son haftasında veya Kasım ayının ilk haftasında yine Türkiye'nin tarihi mimari açısından, yeraltı özellikle tarihi açısından dünyanın yine gözünün Türkiye'ye çevrildiği bir turizm alanında ilgisini olacağı sürpriz gelişmeler de yaşanabilir. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu baskılanmanın sebebi Fed'in politikasıdır. Fed Merkez Bankası'nın özellikle faiz artırım olasılığı, Şahin Ton'da konuşmaları burada önemlidir. Ancak bu düşüşlerde yatırımcısına fırsatlar vermeye devam ediyor. Kripto para piyasasındaki bu haftanın ilk işlem günü %4,5 civarında bir yükseliş var karşımızda. 28.116 dolar seviyesinde. İşte burada 30.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşmedikçe yükselişlerden bahsedemiyoruz. Yine bu baskılanma süreci devam ediyor kripto para piyasasında. Genel itibariyle Ekim ayı çok karışık bir ay olacağını ben tahmin ediyorum. Ekim ayını yine ikiye ayıracağız. İlk 15 gün, sonraki 15 gün olmak üzere. Ve farklı farklı gelişmeler olacak. Özellikle bu hafta takip edeceğim bant aralıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.334 puandan geçen haftayı tamamlamıştı. Bu hafta 7.900-8.400 puan aralığına takip ediyor olacağım. Dolar TL kuru 27.46 lira seviyesinde şu anda. Dolar tarafında yön yukarı. Burada 28-20 lira direnç seviyesini, aşağıda 27-20 lira destek seviyesini takip ediyor olacağım. Euro-dolar paritesi 1.0584 seviyesinde. Yine 1.0350-1.0650 bant aralığında takip edeceğim.
yine düşüş yönündeki süreç devam edebilir bu ay içinde. Özellikle şu çok soruluyor, işte elime yeni TL geçti, dolar almalı mıyım? Bu sorunun cevabı bende hayır, her zamanki gibi. Euro daha avantajlı. Özellikle ons altın tarafında 1844 dolar seviyesi var. Burada 1800-1880 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Yatırımcısı da bu bant aralığını dikkatli takip etmeli. Gram altın ekranlarda 1620 lira seviyesinde olduğunu görüyorlar. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1674-1687 lira aralığında. Özellikle gram altın TL fiyatında 1680-1720 lira aralığı geçerliliğini koruyor bu hafta için. Özellikle gümüşün ons fiyatında 21.84 dolar seviyesi var. %2'lik bir satış var. Burada da yine 20.50 dolar seviyesinin destek seviyesi, 22.80 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 19.31 lira seviyesinde. Bu tarafta da 18.80-20.20 lira seviyelerini bu hafta için takip edeceğim. Kripto paralardan Bitcoin 28.125 dolar seviyesinde şu anda. %4,5'luk bir değer artışı var. Burada 28.500 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Dolar endeksi 105.80 dolar seviyesinde. Dolar endeksi de yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek gibi duruyor. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanması diğer yatırım araçlarını bu hafta için baskılamaya devam ediyor. Ama bu hafta eline yeni TL geçen yatırımcısı için dolar karşısındaki bütün enstrümanların yine ucuz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle KKM'den çıkışlar sürerken altındaki bu sert düşüşü de yine takip etmeliler mi? Yoksa hani görebileceğiz kritik son seviye bu mudur altındaki? Altında yine dolar endeksini aslında takip etmek lazım. Dolar endeksinde büyük bir ihtimalle 108-109 dolar seviyesini hedef alan bir trend içindeyiz şu anda. Dolar endeksindeki yükseliş devam ettikçe ons altındaki baskılanma da devam edecek. O yüzden 1800 dolar seviyesi kritik öneme sahip. 1800 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Ancak ons altın tarafında yaşanan bu düşüşler de gram altın tarafında çok aman aman hissedilmiyor. Geçen hafta 100 dolarlık bir satış gördük ons altında ama gram altındaki gerilemenin de 22 lira olduğunu gördük. O yüzden dolar kuru güçlü durmaya devam ettikçe gram altındaki geri çekilmede daha sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Evet, yani hani görünürde belki bir düşüş gözlemlenebilir ama fiziki tarafa baktığımızda aslında o kadar da yansımadığını fark edeceklerdir yatırımcı da. Şimdi hemen düne dönmek istiyorum. Dün meclis açıldı biliyorsun ki ve en çok konuşulan konulardan biri de emekliye yapılacak olan işte zam işte yılbaşından önce bekleniyordu. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şıkan'dan da bir açıklama geldi. Asgari ücrete dair işte enflasyon yükünü hafifletecek önemli çalışmaları olduğunu. Önce emekliyi soralım, sonra da asgari ücret için belki hani tahminler varsa onları da almak isteriz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi dün açıldı. Tabii ki meclis açılana kadar da sürekli piyasada emekli zamları konuşuldu, asgari ücretler konuşuldu ve gündemde bayağı çok tartışıldı. Bu süreç itibariyle Sayın Bakan da birçok açıklama yaptı. Şimdi emeklilerin gözü yine meclisten gelecek kararda. Yine Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi de enflasyona karşı onları koruyacaklarını sık sık dillendirdi ve ifade etti. Tabii EYT kapsamında olan ancak 9.000 iş günü olan esnafların da prim sayısının, prim gün sayısının da 7.200 çekilmesi, gün sayısına çekilmesi de bu tarafta yine bekleniyor. Açıklamalar içerisinde ve gelişmeler içerisinde bu tarafta var. Yine EYT'li olacak esnafların da prim sayısındaki düşüşler yakından takip ediliyor. Herhangi bir rakamsal bir şey şu anda söylenmiyor. Ancak yine bu tarafta bir beklenti yüksek olduğunu ifade etmek istedim. Çünkü enflasyon rakamları yüksek gelmeye devam ediyor ve muhtemelen yarınki enflasyon verisi de büyük bir ihtimalle yüksek gelmeye devam edecek. Yüksek gelen enflasyona karşı da maaşlarda ileride bir düzenleme olacak. Ancak enflasyon karşısındaki bu düzenlemeler yeterli mi değil mi? Yarınki enflasyon verisinden sonra beklentiler biraz daha netleşmiş olacak.
Peki geçtiğimiz hafta araçlardan, arabalardan bahsetmiştik ama evet. gördüğümüz kadarıyla konut kredilerinde de ödemelerde zorluk yaşandı. Zaten kredi almak çok zor ama alanların evet. da ödemelerinde zorluklar yaşadığını görüyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren %10-15 aralığında bir düşüş vardı konut piyasasında. Evet. Bu sıkışma devam eder mi? Son olarak ne olacak? Hani öngörünüz nedir bu anlamda? Şimdi otomotiv ve konut fiyatlarını konuşurken bunu iki ayrı gruptan ele almak lazım. Hı hı. Mesela otomotiv tarafında sıfır araçlarla ikinci el araçları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. İkinci el araçlarda zaten Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler kararlardan dolayı hı hı. veya TL'nin karşısındaki enstrümanların getirisinin iyi olduğundan kaynaklı. Burada bir düşüş gördük %10 civarında. Ben yıl sonuna kadar bu düşüşlerin ikinci el otomotiv sektöründe devam edeceğini tahmin ediyorum. Evet. Yani kişinin elinde mesela parası vardı. Bu parasını gitti faizde değerlendirdi, borsada değerlendirdi, dövizde altını vesaire değerlendirdi. Sonuçta daha fazla kazanmış oldu. Elindeki araçları stok yapan yatırımcısı da maalesef çok ciddi anlamda zarar etti ve zarar etmeye de devam edecek. Çünkü bu fırsatçılığın mutlaka bir karşılığı vardı. Tabii. Ancak sıfır araçlarda 2024 yılına gireceğiz. Burada da döviz kuru nedenli bir düşüş şahsen beklemiyorum. Çünkü asıl problem ikinci el araçlardaydı. Yani sıfırdan daha yüksek fiyatı olması, hı-hı. balon fiyatları, köpük fiyatları, fırsatçılık fiyatları, asıl problemler bunlardı. Bunlar patladı. Yavaş yavaş yine patlamaya devam edecek. Çok mantıksız fiyatlamalar zaten. Hı-hı. Hiç kimsenin aklının almadığı fiyatlamalar. Dolayısıyla ikinci el otomotivlerde ben düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak sıfır otomotivlerde döviz kuru nedenli bir düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Evet. Konut sektöründe de yine iki grup fiyatlama var. Birincisi 1 milyonluk evi 3 milyon isteyenler. İkincisinde de sıfır evlerin maliyetleri yüksek olduğu için yüksek fiyat isteyenler. Şimdi bu hazır fırsatçılık varken yani bu 1 milyonluk evi 3 milyon isteyenler orada da aynı ikinci el otomotiv gibi burada bir patlak olacak. Yani o fırsatçı olan fiyatlamalarda burada da bir patlama olacak ve o fiyatlarda bir gerileme olacak. Ama emlak sektörünün, konut sektörünün tamamına baktığınız zaman bir gerileme bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Çünkü normal fiyatlamalarla köpük fırsat fiyatlamaları farklı şeyler. İşte vatandaşın bundan birbirine ayırt etmesi lazım. Hı hı. Zaten sorduğu zaman, mahalleye baktığı zaman, evin metresi karesine baktığı zaman, kira getirisine baktığı zaman o fiyatlamaların mantıksız olduğunu tüketici zaten görüyor. O fiyatlardan mesela bahsediyoruz ve gereksiz fiyatlamalardan. Normalde 5 milyonluk evi şu anda 10 milyon, 13 milyon falan istiyorlar. Hı hı. Orada bir köpük fiyatlama var, orada bir anormallik zaten var. Burada ciddi bir düşüş olacak aynı otomotiv tarafında olduğu gibi. Ancak yeni üretilmiş evlerde bir düşüş bekliyor muyum maliyetlerden dolayı? Hayır, beklemiyorum. Sıfır evlerde bir düşüş rakamı beklemiyorum. Ancak bu ikinci el konutlarda da otomotiv tarafında yaşanan köpük fiyatlamalarda da bir düşüş mutlaka göreceğiz. Hı hı. Ve burada ödeme dengesinde bir bozukluk illaki var. Yani burada geri dönüşlerde mutlaka bir bozukluk var. Sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkede bu tarafta ciddi bir kriz yaşanabiliyor. Özellikle Ekim ayı itibariyle Amerika'daki mortgage krizinin benzerini yine görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Evet. Burada tekrar problemler konuşulmaya başlandı. Türkiye'de ben özellikle 2024 yılında maalesef üzülerek belirtmek isterim ki ciddi bir işsizlik rakamı bekliyorum şahsen, hı hı. 2024 yılında ve birçok işletmenin kapatma olasılığı güçlü. Doların çok yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu ortamda da çok dayanabilir bir süreç yok. Yani burada maliyetlerde de ciddi bir artış var. Dolayısıyla burada işsizlik rakamlarında bir yükseliş öngörüyorum 2024'te. Bu da ister istemez ödemeler dengesinde geri dönüşleri zorlayabilir. Peki son olarak da halka arzları soracağım, borsayı soracağım. Gençler korkmalı mı? Geçtiğimiz günlerde tweet'te bahsettiğiniz üzere işte 10 bin liralık, 15 bin liralık bir işte tablet, telefon yardımı alan öğrenciler 2 bin liralık, 3 bin liralık telefonları alıp kalan kısmıyla borsaya girmeye evet. çekinmesinler. Tamam, gençlerimiz borsaya girmeye çekinmesinler ama bir yandan da araştırsınlar, şirketleri araştırsınlar. Peki yükselmesi için ne kadar süre kendilerine tanısınlar ve şirketlerin hangi yönlerine baksınlar? Borsada yaklaşık 7,5 milyon civarında bir yatırımcı var. Hmm. Özellikle bu son 2 milyonluk girişe baktığımız zaman yaş ortalaması 18-24 yaş grubu.
Burada tabii ki gençlerin ilgisi devam ediyor ancak bunu birbirinden ayırt etmek lazım. 3 yıl önceki gibi kripto para piyasası gibi burayı oyun piyasası olarak mı görüyorlar yoksa bir yatırım piyasası olarak mı görüyorlar? Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Borsa heyecan verici kısa vadeli bir yer değildir. Sürekli kazandıran ve her hamlenizde size para veren bir piyasa değildir. Burası bir yatırım piyasasıdır ve uzun vadeli yatırımcılar bu piyasada kazanmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadeli borsanın getirisi son 20 yıla baktığımız zaman gram altından sonra ikinciliği elden bırakmayan bir piyasa. Ve örnek veriyorum bugün hükümetin vermiş olduğu teşvikler, destekler, vergisiz telefonlar, vergisiz tabletler vesaire var. Her tercih bir vazgeçiştir. Yani burada gençlerimiz, evlatlarımız 10 milyonluk bir tablet veya telefon almaktan ziyade burada 2-3 milyonluk işini görecek kadar bir telefon almasını ben şahsen önemsiyorum. Çünkü diğer kalan parayla borsadan hisse aldığı zaman bence ileride iş kuracağı zaman, evleneceği zaman, yatırım yapacağı zaman çok işine yarayacaktır. O paranın aslında borsanın en güzel tarafı da küçük paralarla yatırım yapabiliyorsunuz ve ciddi getiriler elde ediyorsunuz. O yüzden genç korkmamalı. Borsa iyi bir yatırım tarafıdır. Buradaki fırsatları mutlaka değerlendirilmelidir. Yine imkanı olan, bireylerinden destek alan gençlerimiz bireysel emeklilik tarafına mutlaka tercihlerini kullanmalı. Çünkü burada %30 devlet katkısı var. Yani tüketmenin sonu yok, almanın sonu yok, teknolojinin sonu yok. Her geçen yıl teknoloji size yeni özelliği olan telefonlar, tabletler sunmaya devam ediyor. Ve siz teknolojiye ayak uyduramazsınız. O yüzden bir şeylere onlar ayak uydursun ve geleceğinizi inşa etmek için, geleceğinizi ciddi anlamda yeniden yapılandırmak için gençlerimizin şu andaki finansal okuryazarlığını çok önemsiyorum. Tabii ki sistem onlara her zaman taksit imkanları sunacak, çeşitli tekliflerle sürekli karşılaşacak. Ama tekliflere baktığınız zaman hep harcamaya yönelik, hep tüketime yönelik teklifler olacaktır. Ama benim teklifim tasarrufa yönelik teklifler olduğunu belirtmek isterim. Peki tamam, 10 bin liralık bir yardım aldılar, telefon tablet yardımı. Onun 3 bin lirasını harcadılar. Kalan kısmını Türkiye'nin hangi şirketlerine yatırım yapmalı, güvenmeli ama bunun içinde nasıl tanımalılar şirketlerimizi? Türkiye'nin kurumsal şirketleri malumdur. Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinden uzun vadeli hisse senedi alan, hisse payı alan yatırımcının hiçbir zaman zarar etmemiştir. Aksine çok ciddi anlamda kazanmıştır. Kurumsal şirketlere en azından sepet yaparak bunu tercih etmeli. Elinde 3 bin lirası var mesela bu genç arkadaşımızın. 1000 lirasıyla farklı bir sektöre yatırım yapması lazım. 1000 lirasıyla farklı, 1000 lirasıyla farklı sektöre. Yani o sepet kültürünü yine devam ettirmesi gerekiyor. Kurumsal şirketler üzerinden enerji şirketi olabilir, havacılık sektörü olabilir. İşte gıda sektörü olabilir, bilişim teknoloji sektörü olabilir. Kendi kişisel kararıyla alakalıdır. Ama böyle parasını bu hisselere dağıtıp uzun vadeli bir yatırım piyasası olarak gördüğü zaman emin olsun ki hiçbir zaman zarar olmaz. Peki çok teşekkür ederim verdiğim bilgileri. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediklerim varsa onu da hemen alalım. Dediğim gibi yine Ekim ayının ilk işlem günündeyiz. Bu hafta yine doların ön planda olduğu, dolar varlıklarının karşısındaki enstrümanların değer kaybettiği bir haftadayız. Bu hafta eline TL geçen veya yatırım yapmak isteyen yatırımcısı dolar karşısındaki varlıklara giriş yapabilir diye söyleyebilir. Peki çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi haftalar olsun. Sağ olun. Evet, Samimi Haber'de finans analisti İslam Memiş'le paranın şifresini konuştuk. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.